Bir abisi olarak, Galatasaraylı bir abisi olarak muhtemeldir ki Fenerbahçe'nin bir sürü dostumuz var. Orada çok yetkili insanları var. Çok destek çıkacaklardır ona. Bize ihtiyacı yoktur. Ama bir ihtiyacı olursa buradayız. Dediğim gibi çocuğu da yıpratmamak lazım. Üstüne daha beklemediği bir misyonu yüklersek görürüz onu. O yüzden bırakalım. Daha yaşı genç, gelişecektir. Fiziksel olarak da gelişecektir. Çok özel bir oyuncu. Top kontrolü, yetenekleri. Ee, i̇nşallah Avrupa'nın en büyük kulüplerinde oynar. Çok büyük başarılar. Senin oyuncu olarak beğendiğin, en beğendiğin özelliği hangisi Arda'nın? Muhteşem bir e, first toucher sahip. Yani ilk hmm. kontrolü muhteşem yani. Bu çok önemli midir? Çok, Alex bunu çok iyi yapardı. Çok etkilerdi beni. Ben de ilk kontrolü iyi olan oyunculardan biriydim. Bir oyuncu için çok büyük avantajdır. Ee, bu Emre Belezoğlu'nu bu programda ağırladım. Ona Hacı mi, Alex mi, Sergen o... mi diye sormuştum. Hacı demiştir o. Evet Hacı dedi. Hatta biraz da kızlar Emre'ye Hacı dedi diye. Ama sonrasında çok güzel söyledi tabii. Yani o başka bir şeyden bahsediyor. Ee, şimdi sana da soracağım. Hacı mi Alex mi Sergen mi? Hacıdır abi. Yani bu arada Alex'e ve Sergen'e sorsan da Hacidir. Sergen abi belki kendi hani... biliyorsun tarzını Sergen abi. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hacıdır Bir <armış. gülüyor> neden neden Hacidir? Hacidir. O kadar. Sebebi yok abi. Başka Hacidir. Abartmayın abi siz de. Bu, bu konular kıyasa kıyasa kapalı. Rica ediyorum. Ya bu Twitter algısı yapma sen. Ya bilmiyorum. Bence Sergen'dir de. Ama benim Beşiktaşlığımla alakalı Abart olabilir. Şimdi Fenerbahçeli dostlara da sorsak. Gerçekten onlar... sence Sergen ne abi? Bak Sergen abiye bayılırım. Çok değil ya? Sergen mi Ben Sergen. Ben Sergen. Ya, hakaret olarak algılamazsam bir şey söyleyebilir miyim? söyleyebilir miyim? Yayındayız vallahi. Şikayetçi abi? olurum. Ben... <laughs> bir de benimle uğraşırsın ondan sonra. <laughs> Bence Sergen Yalçın. Ya ben şöyle bir şey yapma bak. Burada. Şunu unutma ama ben profesyonel futbolcu değilim, futbol uzmanı değilim. Ben duyguları olan bir taraftarım. Bana Sergen Yalçın mı diye sorduğun bütün soruların cevabını Sergen Yalçın derim. Tarafa bütün çülalesi Beşiktaşlı. Evet senin dayın evet, evet, bizim kadar Beşiktaşlı. E, biz de Beşiktaş'ı Dayı sever sayarız. Sergen beşiktaşlı. abiyi de ne kadar sevdiğimizi söyleriz. Yapma Tabii. ama bunu. Ya futbolca cahilliği yapıyorsun. Ne var? benim kim? fikrim bu kardeşim. Twitter'da, sen bunu diyorsa Twitter'daki kimseye kızma. Bak Sergen abi'nin büyük futbolcuna bile hakaret ediyorsun burada biliyor musun? Hiç alakası yok. Olur mu öyle şey ya? Öyle ya bir algı yaratıyorsun ki ya. Arkadaşım ne benim fikrim bu ya. Abi. Allah Allah ne ne alakası var? Benim bir fikrim yok mu? Ben Beşiktaşlıyım ve söylüyorum. Şimdi ben futbol tekniği bilen falan bir insan değilim. Öyle bir iddiam da da tamam. yok. Ama ben Beşiktaşlı bir insan olarak ya, Sergen hayır. Yalçın. Ya, hayır. ben seni neden anlıyorum biliyor musun? Şimdi evde oturuyoruz. Dünyanın en iyi orta sahalarını sayıyoruz. Nuri dayımı bilirsin. Tabii aslında. böyle yapıyor. Yalnız dediğim Sakın Ziya Hoca yanlış anlamasın. Ziya Doğan da dedi. Git gel yapar dedi. Biz Cerrah diyoruz. O Ziya Doğan diyor. Seni de anlıyorum. Sergen abi asla <laughs> ya, bir şey değil. Ne alakası var şimdi <laughs> Ziya abiyle Sergen. Aynı şey mi Sergen Hoca yani? Neyse bu senin fikrin diye Bak, payalım. Sergen abi Türk futbol tarihinin en yetenekli oyuncusudur. Ama Hacı başka bir şeydi. Başka şeyler kazandı. Nedir o başka bir şey mesela? UEFA kupasını kazandırdı abi. Nedir o başka bir şey mi var abi? Tamam abi başka bir şey derken futbolcu, o sporcu futbolcu özelliklerinden bahsedecek. Futbolcu olarak da mesela savunmada mevkisine pozisyonuna gelir Hacı. Dikkat et. Galatasaray hmm. orta sahası üçlü oynardı. Hacı bir kenara gelip dörtler onu. O zamanın çünkü ben pandemi döneminde eski futbolu da inceledim kendim taktiksel bilgiler yazabilmek için. E, sistemler nasıl dönüşmüş? 3-5-2'den 4-4-2'den nasıl dönüşmüş? 66 Dünya Kupası 4-4-2'nin çıkışı falan filan gibilerinde. Sergin abi şahsına münasırdır. Sevmez savunma yapmayı. Futbolcunun babasıdır. Ama öyle getiremezsin onu. Hani şuraya gel savunma yap dedim mi? Hadi oradan der. Anladın mı? Tam da hadi oradan demez yani. Ne diyeceğimiz? <laughs> ya oturur... O yüzden abartma bu işi. Geçer otururken ya çok acayip bir şey anlattım. Bu televizyonda da anlatmış galiba Ahmet Dursun. Evet. <laughs> Biliyorsunuz <laughs> değil mi? Evet. Ben bunu ya kaçırmışım bunu. O kadar da olmaz yani. Tabii ki Sergen abi Aburcu. Demiş, demiş ki işte ne yapıyoruz demiş. <laughs> demiş ki ben topa vuruyorum, sen de gidip bekliyorsun orada. <laughs> Sergen abi çok güzel oyuncuydu yani. Çok. O mesela first touch dediğim iş, ilk kontrol. O gövüsü zaten onun elleri gibi. Yani. Arda bir de biz mesela Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde antrenman, ben arada antrenmana gidiyordum falan. Yani evet yaş fiziksel olarak artık bir şeylere engel ama hiç yetenek zerre hiç değişmemiş yani. Tamam, yani. Sergen olmak kolay hiç bir Değişmemiş şey hiç. İnsanlar öyle sallaması dışarıdan çok kolay da o işi öyle topu öyle kontrol et. Sen şey hatırlıyor musun? Acun'un orada ayak tenisi oynarken Fatih Hoca dönüp şey demişti. Yetenek gitmiyor kalıyor demişti. Yıllar hoca hoca yıllar, yıllar geçiyor olabilir hocam, ama yeterek kalıyor demişti. Mert Mert'i işte. Mert, i, Mert i markaya çarptı. Dedi ki yani yani bir sürü şeyin nakli olduğu, Hani kalp nakli var, böbrek nakli var. Ama benim bu tekniği markaya nakledemiyoruz dedi. Markaya Mert de onu tercih etmeye çalışıyor. <laughs> hoca söylüyor. <laughs> Tabii onu. Canım. Ya markaya diyor ki benim tekniğim sen de olsa tamam iş diyor. Marka pasatası yapınca. <laughs> Hoca çok, çok güzel bir ya. yani Çok gerçekten. <laughs> Hoca'nın Galatasaray'dan ayrılış süreci biraz bence buruk oldu. Galatasaraylılar da o ayrılışın o şeklinden çok mutlu değiller benim gördüğüm kadarıyla. Sen bizzat içinde yaşadın o süreci bize anlatsana neler oldu? <laughs> ah abi Galatasaray bir dönüşüme girecek seferatlerimle olmalıydı. Yani ben burada tek şunu biraz önce dediğim şeyi yapamadık. Ben şunu söylemeliydik. Yani biz şampiyonluktan öte Galatasaray'ın mali bütçesini ve dönüşünün geleceğini hazırlıyoruz. Lütfen bunu anlayış gösterin deseydik, bence bunu çok daha iyi yapardık. Ee, Fatih Terim oradaki her çocuğun hocasından önce babasıdır. Her derdleri olduğunda onlara gider. O yüzden gidişi bizim için çok hüzünlüydü, hepimiz için. Ee, hala da bu hüzünü yaşarım ben. Ee, daha farklı olmalıydı, daha farklı olmalıydı ama... Hayırlısı böyleymiş. Ee, rahatsız mıyım rahatsızım. Yani böyle olmamalıydı. Çünkü Galatasaray için önce Galatasarayı düşünüyorum yine inan bana. Çünkü bir değişim var. Yani çok zordu yani anladın mı? Gençleştiriyoruz takımı yani. Yani bir sene sonra Arda'da bırakacak, öteki de bırakacak. Kontratlar bitiyor. Hep bir plan var. Bu plana birazcık daha sadık kalabilirdik. Hmm. Hocayla ile ilgili hep bir gün Galatasaray'ın başkanı olsun şeyleri konuşulur. Ben Hiçbir zaman e, <laughs> Fenerler kusarak mısın? Ben buna Fenerli projesi diye bakarım. Fatih Terim'i sahadan uzaklaştırmak Fenerli projesidir derim. Şaka olarak söylüyorum yani. <laughs> Ama e, şöyle bir şey var. Bence Fatih Terim Galatasaray Teknik Direktörünün danışmanı her zaman olabilir. Galatasaray hmm. zaten Galatasaray Teknik Direktörlüğü onun doğal hakkıdır. Ben böyle bakarım konuya. Ama bir gün ben Galatasaray Teknik Direktörü olursam Fatih Terim bizim danışmanımız başımız olsun çok isterim. Hmm. Ya ben hocaya çıkıp "Hocam bunu doğru mu yapıyoruz?" çok demek isterim. <laughs> Neden dedim ya? E, şeyi de, e, Okan Hoca'yı da aramış Hoca arar da yani olur mu öyle şey? Hoca çok herkesin, önemli bir şey? Hoca bu? herkesin büyüdür yani bizim Tabii. camiamızda siz bakmayın o konuşulanlara falan Hoca herkesin büyüdür babasıdır bizim hepimiz başı sıkış saatler Hoca'ya gideriz öyle şey mi olur? E, milli takımdaki yeni kuşağı nasıl buluyorsun değerlendürüyorsun? E, bir defa onlara da çok ekstra yük yüküyor tarihinin iyi kadrosu falan rica ediyorum çocuklara bunları yapmayalım ya bu ülke Tugaylar Emreler Neler gördü yıldıraylar falan. Yani ben hepsini çok saygıyla karşılıyorum. Hakan Çağlaloğlu'nun da muhteşem futbolcu olduğunu hep iddia ederim biliyorsun ki. E, muhteşem bir lider olacaktır ama yapmayalım. Bir defa hemen o fora Adaları işinden falan filan hemen sıyrılsınlar çabucak. Değil mi? Benim çok rahatsız olduğum bir konu o Harita 4'te 4'te 3'te 3'ler falan aman diyeyim. Bizim yerimiz oralar değil. Onlar da zaten onun farkındadırlar. Oralara Instagram paylaşımları falan anlıyorum. Sosyal medya. Hemen oralardan kurtulsunlar. Lüksemburg'da hiç hoşlanmadığımız bir şey. Sonrasında Türk milli takımı çok yetenekli, çok gelecek vadeden bir takım. Ee, çok da iyi olacaklardır. Milli takımı şu anki teknik direktörünün doğru bir isim olduğunu düşünüyor musun? Ee, açıkçası bir fikrim yok. Ama bir proje olduğu için saygı duyuyorum. Yani Hamit abiye teşekkür ediyorum. Cesaretinden dolayı. Devam etsin. Bravo. Bir şey denesin. Size bir soru soracağım. Hacı mı, Alex mi, Sergen Yalçın mı? Ya zor zor şeyler bunlar ya. Zor sorular bunlar. Herkesin kendi ayrı karakteri var. Ayrı oyunu var. Ayrı bir futbol yeteneği var. Zamanında da bizde önce Tümerle Sergen oynar mı? Ondan önce Şifo Mehmetle Sergen oynar mı? Ya oynar kardeşim, oynar. Bir şey olmaz. Savunmayı düşünme hocam. Hucumu düşün. Hocam Hacı mı, Alex mi? Benim Hacı mı, Alex mi? Ya ikisi de iyi oyuncu bence ya. Çok yorum yapmıyorum. Hangisi? Yorum istemiyorum. Sizce hangisi? Bence ikisi de iyi oyuncu hocam. İkisi de ya. hangisi daha faydalı oldu dersen ikisi de çok faydalı oldu abi. O Galatasaray'a çok faydalı oldu. Öbürü Fener'e çok faydalı ya hocam oldu. yapma. Şimdi bu teknik direktör konuşmaları yapmayın Allah aşkına. Ben size Sergen Yalçın olarak soruyorum. Demediniz mi çıkardım apoletleri TC kimlik numaram Sergen. Ya beni soruyorsan ben size soruyorum. Ben... Sizce Hacı mı Alex mi? Ben kendimi bu kıyaslamanın içine koymuyorum bile zaten. Farkındayım koymadım. Ha, kendimi sokmuyorum yani. Öteki ikisinden bahsediyorsan bi bilmiyorum yani. İkisi de ya fena oyuncular değil ikisi yani bence. Yetenekli oyuncular. Fena insanlar. mı? Ha. Nasıl fena oyuncu değil? Şöyle hocam açıklama yapayım mı? <laughs> <genel> oyuncular... Oyuncular... <laughs> açıklama yapayım mı sana? <laughs> Yapın lütfen. Oyuncular Türkiye'de önce nerede oynamışlar? Bir tanesi Brezilya'da, diğeri de Hacı'nın fena değil ama Barcelona falan. Ne böyle... oynamış? Hocam oynadı Hacı bayağı yani. ya. Hocam geldiğinde Hacı'yı tanıyan mı vardı ya? Kaç vardı kişi tanıyordu hocam yani? Hocam ya Hacı'yı vardı. Hocam Türkiye'deki popülaritesi var mıydı? Va yoktu. Ondan bahsediyorum. Ama ya, ama bu da bir başarı değil mi hocam? Başarı tabii ya bak konuları ayıralım. Başarısızlıkla ilgili bir şey konuşmuyorum ben. Ama Galatasaray'ın o kadrosunda başarılı olacağım. O kadroda. Hmm. O kadroda. O tarihin belki de en iyi kadrosudur. O kadro. Yani Hacı ya Hacı'ye Galatasaray çok büyük şey kattı diyorsunuz siz. Yani aynen öyle diyorum ben. Cevap o kadronun meyvesi. Peki, Hacı mı Alex mi? Sergen Yalçın'a soruyorum. Yani politik cevap vermeyin ne olur. Sizce sizin oyuncu teknik adam olarak baktığınızda hangisi sizce daha büyük oyuncudur? Doğru cevap. Vallahi gerçekten söylüyorum zor cevap. Eğer bir tanesinin daha büyük oyuncu olduğunu söyler yani şey, hissetsem söyleyeceğim. İnan söyleyeceğim ama sanki Hacı bir, bir adım daha önde ya bence. Öyle Hacı, mi? Hacı bir adım önde gibi. Ama Alex'e çok başarılı hocam. Fenerbahçe'de neler yaptı tabii, yani. Tabii tabii. Efsane. E çok, şimdi, çok büyük oyuncu. E onu da şimdi sen başarısız, hani ondan daha büyük oyuncu diye... Onu kastetmedim. O bizim, benim haddim değil. ben şimdi. Çok büyük isimler bunlar. Ne? Camialara mal olmuş tabii, isimler. Tabii. Ben asla öyle bir kıyaslama için Size konu. göre hangisi daha büyük oyuncu diye size şans. Bunu bu arada ben Arda Turan'a sordum, Emre Belen'e Bu yayında herkese sordum. İkisi de büyük bu oyuncu. Ben kıy ben kıyaslamaya girmem zaten normal. Bu arada Galatasaraylılara bir haber vereyim. Bu sezon içerisinde az önce konuştuğumda Hacı'yı da konuk edeceğiz. Dönüşüyoruz, konuşuyoruz. İnşallah sezon içerisinde o büyük efsaneyi de burada konuk edeceğiz. Hayırlısı olsun. Terim belgeselini seyrettiniz mi? Yok, çok se seyredemedim. Henüz seyredemedim yani seyredeceğim. Ee, konuştum orada ben de varım. Evet. O yüzden sordum. Varım var, evet, konuştum. Program belgeselde konuşup belgeseli seyretmeden zaman. Yok. Çok iyi tebrik ediyorum sizi. <laughs> Ee, program bitti hocam. Ben, benim soracağım ben, daha bi, sonra. Ben bitsin artık bence. Evet. Ben gerçekten sabah karşı falan bitti. Artık başka konulara gireceğiz bundan sonra artık. Futbolun dışına <laughs> çıkacağız. İşte akşam ne yapalım? <gülüyor> akşam. <gülüyor> akşam neredesin? Nereye gidelim? Nerede yemek yerime falan geçeceğiz. Şimdi herkesin size sorduğu soru aynı. Sergen Yalçın'ın bundan sonraki kariyer planlamasında önünde ne var? Ha bu arada Hasan'ı unutmayalım ya. Hasan'ı. Berberimiz. Hasan ha. mesajlar atıp duruyor burada bize. Bugün aynı kuaföre gidiyoruz. Evet. İkimizi de aynı adam tarafı gidiyor. İkimizi ediyor. de Bugün Hasan iki kesiyor. De evet Hasan, Hasan da çok iyi beş taştırıyor burada. Evet, Hasan'a da buradan Evet. Hasan'a selam der. söylüyoruz. Mesaj atıyor. Kendisine söz verdim. Buradan şey yapacağız diye. Çok emeği de var üstümüzde. Sağ olsun var olsun. Evet, üstümüzde emeği olduğu doğru yani. Tabi işte bu hocam üstümüzdeki emek bu yani. Ama az emek değil bu yani. Zanaat son olarak bundan sonra herkes sizin ne yapacağınızı merak ediyor. Kafanızda mi? nasıl bir planlama Şöyle, var? Ya. Nasıl bir kariyer planlaması hemen var? Söyleyeyim, hemen ee, söyleyeyim, Bu hemen sezonu söyleyeyim. böyle dinlenerek mi geçireceksiniz? Çünkü şimdi bizim işimizde bizim işimizde zaten dinlenmek çok doğal bir şey. Çalışmadığın zaman dinleniyorsun. Ama önümüze eğer do, iyi bir proje gelirse, yani çalışabileceğimize inandığımız, başarılı olabileceğimize inandığımız bir proje gelirse tabii ki çalışmak istiyoruz. Ama çalışmış olmak için de çalışmak istemiyoruz. Şey bir artık biraz daha şey küçültüyor mu seçenekleri? Tabii şimdi, seçenekler küçük ya Yani şampiyonluk tabii, ya tabii, Beşiktaş'ta tabii. büyük bir camiada hatta 3 kupa birden aldınız yani. Evet. Bundan sonrası biraz daha artık sizin için şey sıklaşıyor mu? Yani, ya, ya, yani beğenmek ne bileyim tercihlerde tabii. daha seçici oluyorsunuz. Ya zaten. Öyle söyle, demeyelim ama tabii ki e, çok seçici davranmak zorundayız artık. Yani çalışmış olmak için çalışamayız. Eskiden mesela biz hep küme düşmeye oynayan takımları en can alıcı yerlerde alıp orada çok büyük başarılar biz elde ettik. Bunlar görünmedi ama ben bu bizim benim iş ahlakımı, mesleğimi atıyorum iş disiplinimi yargılayan bilerek bu haberleri yapan arkadaşlara şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Bunu yapan itibarsızlaştırmaya çalışan arkadaşlara şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Benim Anadolu'da aldığım takımları nerede aldığıma Nerede bıraktığıma ne oynattığıma bir bakın. Ve çok öğrenmek istiyorsanız da Anadolu'da çalıştığım takımları bak Beşiktaş Beşiktaş'tan bahsetmiyorum. Konya, Alanya, Sivas, Kayseri, Malatya çalıştım arayın. Bir sorun. Öğrenin. Deyin ki hocanın çalışma sistemi nasıl? Hoca nasıl çalışıyor? Hocanın ekibi nasıl çalışıyor? Hocanın iş ahlakı nasıl? Ekibi nasıl? Sorun, öğrenin. Ondan sonra televizyonda konuşun. Böyle asparagas haberlerde yapmayın bir daha.